Herkese selamlar. Yeni bir hafta, yeni bir yayında yine karşınızdayız. Bugün tebdili mekanda ferahlık vardır dedik ve de Selçuk'a geldik. Yani Efes harabelerine çok yakın bir yerdeyiz. Yedi bilgeler diye Türkiye'nin bence en güzel fermante üzüm tesislerindeyiz. Yani hem üzüm yetişiyor hem de fermantesi yapılıyor. Tabii biz buraya geldiğimiz zaman bunlar yerine ayran içiyoruz. Ortamlarda öyle diyoruz ya da en azından. Çok güzel bir yer. 2500 yıllık bir geleneği canlandıran, çok da güzel fermante üzümleri olan bir yer. Çok nevi şahsına münhasır bir yer. Tavsiye ederim. Çiğ adında da bir restoranı var. Geldiğinizde eğer yani İstanbul ne bileyim bu çevredeyseniz, İzmir çevresindeyseniz, İstanbul'dan Bodrum'a mı gidiyorsunuz, Bodrum'dan İstanbul'a mı arabayla gidiyorsunuz? Tavsiyem bir durup, şurada bir soluklanıp Anadolu'nun belki de en ilginç yerlerinden bir tanesini görmenizi isterim. Müthiş bir emek olan bir yer. Artık biz Amerika ekibi, Selçuk Şirin falan böyle geleneksel olarak her yıl bir kez geliyoruz buraya ve de ziyaret ediyoruz. Şimdi bugünkü yayınımıza önemli bir isimle başlayacağız. Sevgili Ali Koç'la başlayacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve de Yasin Oral, Haribo'nun CEO'su. Bugün saat 11'de bir açıklama yaptılar ve de Türkiye'de belki de ilk kez Fenerbahçe Fan Token'i duyurdular. Haribo anonim şirketinin işbirliğiyle ve de lansmanı yapılan toplantıda tokenler toplam 190 milyon adet üretilmiş. Fiyatında ön satışta satışlı kilitli ve kilitsiz olmak üzere iki modelle duyurmuşlar. Peki nedir bu? Neden Fenerbahçe böylesine bir adım atıyor? Dünyada bunun eşi benzeri var mı? Bunları soracağız. Eğer şu anda hazırlarsa hoş geldiniz diyeyim. Ali Bey merhaba, nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Selamlar, sevgiler İzmir'e. Çok teşekkürler. Yasin Bey hoş geldiniz. Ali Bey ilk olarak nasıl bu pandemi sizi nasıl etkiledi? Bir spor kulübü olarak Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük spor kulübünü nasıl etkiledi? Onu sorarak başlayayım. En büyük etkisi, en büyük gücümüz olan taraftardan eksik kaldık. Ondan sonra yani bir açıdan da tabii etkileri oldu. Biraz da merchandising satışları, stad gelirleri neredeyse yok oldu. Bununla beraber en önemli gelir kaynağımız olan yayıncı gelirleri de pandemi mazeretleriyle bir nebze olsun indirildi. Eskiden 18 takımla paylaşıyorduk bunu. Geçen sene düşme kaldırıldı yine pandemi sebebiyle 21'e düşmeye başladık. Sadece futbolda değil basketbolda da ciddi maddi ve manevi zararları oldu. Ama şimdi toparlamaya çalışıyoruz. Onun için herkese aşı olun diyorum. Yani hem sağlık tabii önemlisi ama kulüpler bir sezon daha taraftarsız yaşayamazlar. Evet. Yasin Bey, fan token nedir acaba? Dünyada benzeri var mı? Yapılan bir şey midir bu Fenerbahçe'nin attığı bu adım? Tabii ki benzerleri var. Yani şu an aslında ilk defa olan bir proje değil bu. Sadece bazı teknik ayrıntılarla ilk defa olduğunu söyleyebiliyoruz. Fakat ilk defa yaşanan şey şu. İlk defa bu kadar büyük bir arzı dünyada yaklaşık bir saat gibi bir sürede talep toplayarak tüketmiş bulunuyoruz. Ve ikinci bir kısmı da belki sizin daha evvelde bildiğiniz bir konu bu. NFT'leri falan bilirsiniz. Belki daha evvel iştigal ettiğiniz bu konuyla da Ethereum ağı üzerinde çıkarılmış bir token ve bu ileride gerek NFT, gerek merkeziyetsiz borsalar, gerekse bu alanda oluşabilecek yeni bütün teknolojilere şimdiden adapte olabilmesi için Fenerbahçe'nin kendi kurumsal yapısına da uygun bir şekilde vizyoner bir bakış açısıyla aslında oluşturulmuş, yaratılmış bir token. Ali Bey, fan token ne işe yarayacak? Kulüplere gelir haricinde taraftar için bir katkısı olacak mı acaba? Evet, çok güzel. Zaten ismi üstünde fan token. Şimdi bu Yasin Bey'in dediği gibi bu arz yani beni hayretlere düşürdü. Önümüzdeki iki gün talepler dolar diyordu. Yasin Bey öncesinde iki saatte dolar dedi. Hakikaten iki saatte doldu. 190 milyon 700 bin üretildi. Ama bunun belli bir kısmını %18-19'unu çıkardık. Ve gerisini beklemede.
Şimdi taraftarlarımız regülasyon geldiği zaman tokenları harcamak için kullanabildikleri zaman Fenerbahçe dünyasındaki harcamalarını bu şekilde yapabilecekler. Ama daha da önemlisi parayla satın alamayacak tecrübeler yani experience'ları token sahibi olanlar tokenlarını kullanarak elde edebilecekler. Ne demek istiyorum? Yani bu bir dahaki olimpiyatlarda Fenerbahçe sporcuları bir fiil olimpiyatlarda seyretmeye gitmekten tutun. Takımlarla basket, futbol, voleybol, deplasmanlara gitme, idmana çıkma, tanışma, yemek yeme, başkanla, yöneticilerle istişare etme veya kulübün alacağı kararlar mesela üçüncü formamız nasıl olsun veya yarın bir gün geliştikçe belki bu token sayesinde bir transfer gerçekleşecek, o transferde karar verme gibi konular. Yani hem karar sürecine bir nebze dahil olmak, hem dijital dünyanın faydalarıyla veya etkisiyle kulüple çok daha farklı bir etkileşim halinde olmak. Yani sadece maçlarda veya sosyal medyada kulübün resmi hesapları, temasları takip etmek değil, bir fiil kulübün iç içe olup daha fazla dokunabilmek, hem onların keyif almaları hem kulübün kazanacağı bir model. Bununla beraber, tabii bu işin ekonomisini Yasin Bey çok daha iyi biliyor, onlar kurguladılar. Bununla beraber 190 milyonu bu iş bilgi süresince 100 milyonlara indirme hedefi var. İndirme nasıl oluyor bu dünyada? Yakmayla oluyor. Yani bir tabir, bir hisse arz ettiğiniz zaman yakma diye bir şey söz konusu değil. Yani bu dünyada yakma diye bir olay var. Mesela yakma oranları belirlenecek. Fenerbahçe kazandığı her maçta voleybol, basket, futbol, işte derbi galibiyetleri, ne bileyim 3 gol veya fazlası atılan maçlara değişik oranlar, her gole bir oran, her basket sayısına bir oran, voleybol sayısına bir oran, bir sportif başarıyla bu oranlar geldikçe kulüp belli miktarda topunu yapacak. Yani tedaviler kaldıracak. Dolayısıyla pek çok yönlü bir ilişki içine giriyoruz. Evet Yasin Bey, siz hiç bilmeyenlere nasıl tarif edersiniz? Mesela bir Fenerbahçe taraftarı şu anda ya nedir bu diye sorduğu zaman en basit nasıl anlatırsınız sistemi? Ya şöyle, normalde biz yayına katılmadan önce şunu düşünüyorduk. Biz yayına katılacağız ve işte ön arzdaki kilitli kilitsiz mekanizmasını falan anlatmaya çalışacağız diye planlarken bizim daha basın toplantımız bitmeden zaten arz edilen 20 milyon 500 bin adet token satıldı. Şimdi onu anlatmaya gerek kalmadı artık kilitli ilgili size. Bizim en büyük kanallarımızdan biri sizin bu program olacaktı. Bu program üzerinden daha fazla cazibe merkezi haline gelecekti ama... Evet, şükür bizim kalmadı. Şimdi artık kilitli ilgili size anlatmayacağız ama biraz önce Ali Bey'in de bahsettiği gibi işte fan tokenların esas amacı, yani insanlar da bunu alıp ellerinde bir değer oluşturacaklar gelecek için, yarın için. Fakat burada en önemli husus token'ın utility kısmı, yani sağlayacağı faydalar, kullanıcılara, daha çok taraftarlara, taraftarların elde edeceği faydalar. Bunları da Ali Bey genel olarak sıraladı. Bu 25 yıllık bir proje bu arada. Yönetimlerden ve kurumlardan bağımsız çalışacak 25 yıllık bir proje. Biz elimizden geldiğince bu projenin 25 yıl boyunca sağlıklı çalışması için, tüm o yutulitlerin sağlıklı çalışması için ve token ekonomisinin parçalanmadan, bozulmadan ilerleyebilmesi için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Evet. Son olarak Ali Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bundan sonra ne olacak? Hangi adımlar atılacak? Eklemek istediğim bir şey, bir kez sizi tebrik ederim. Siz de aslında bir nevi dijital dünyanın faydalarına yararlanıyorsunuz. Ve çok büyük bir takipçi kitleniz var. Belki televizyonda, geleneksel televizyonda, geleneksel şekilde devam etseydiniz bu noktalara, yani bu dünyayı belki hiç de keşfetmeyecektiniz. Bize de benzer şekilde, biz de dijital dünyanın sunduğu imkanlardan yararlanıyoruz. Ve burada sadece Türkiye'de değil, dünyada bütün kulüpler yeni gelir kalemi olarak bu token stratejileri geliştiriyorlar. Yani bundan sonra %5-10 ya çıkar ya iner. Yayıncı gelirleri, türbün gelirleri falan vesaire vesaire. Yeni alan, yeni sıçrama alanı burasıdır. Dolayısıyla bizim bu Karagümrük'le Fenerbahçe markasını bir araya getirerek kurduğumuz bu işbirliği ve en azından benim tahminlerimin çok üstünde bir performansla, büyük bir taleple
1-2 saat için, hatta 2 saat için, 1 saat için tükenmiş olması aslında Fenerbahçe markasının büyüklüğünü gösteriyor. Harbi markasının kendi sektörünün ne kadar dominant bir borsa olduğunu gösteriyor. Ben de sizin neslinizde bizi seyreden tüm taraftarlarımızla bir kez daha Fenerbahçe'nin yanında olduğu için, bir kez daha bu camianın büyüklüğünü gösterdikleri için, bir kez daha bir çağrımıza bu yoğun bir şekilde karşılık verdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu sefer birazcık daha genelde hep isteriz ama bir şey veremeyiz karşısında. Ama bu sefer hem kulüplere destek olabilecekler hem de onlar kendi gelecekleri için bir imkan, bir fırsat yakalamış olacaklar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun yayına katıldığınız için. Selamlar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Bir Fenerbahçeli olarak ben de sevindim. Yani teknoloji değişiyor, dünya değişiyor. Buna göre de yeni ihtiyaçlar çıkıyor. Fenerbahçe'de vizyoner bir şekilde gayet iyi bir adım attı. Eminim ben diğer kulüplerde benzer adımları önümüzdeki günlerde atacaklardır. Gelelim orman yangınlarına. Türkiye'deki orman yangınlarının 5 tanesi devam ediyor. 235 tanesi kontrol altına alındı. Milas'ta sanırım bir yangın var şu anda. Ve de Orman Bakanı da açıkladı. 47 ilimizde çıkan 240 orman yangının 235'ini kontrol altına aldık dedi. Türkiye büyük bir faciayı atlatıyor. Yani bu ormanlar nasıl yandığını hep beraber görüyoruz, mahvolduğunu. Ama Yunanistan da daha yeni bunlarla yüzleşiyor. Yunanistan'dan korkunç görüntüler geliyor. Yani inanılmaz tahliye görüntüleri. Bizim geçtiğimiz hafta yaşadığımız günlerin bir benzerini Yunanistan şu günlerde yaşıyor. Ve de Türkiye'ye bir yangın helikopteri göndermek meselesi var. İşte gidelim mi, gönderelim mi, göndermeyelim mi diye bir tartışma var. Bu da şu anda konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi. Şahan Gökbakar bildirmeye devam ediyor Instagram'da. Gönülleri fethetti ama bazılarına yaranamadı. Nitekim bir MHP'li yöneticiyle ilginç bir polemiğe girdi. Recep İvedik olmakla suçlamış MHP'li Yönter. O da Şahan da bir cevap veriyor. Diyor ki utanacak ne yapmışız? Böyle bir üslupta hangimiz acaba Recep İvedik diyor. Bence doğru bir de cevap veriyor. Bu Help Turkey meselesi hala tartışılmaya devam ediyor. Nereden çıktı, ne oldu, soruşturma var. Kim oldu, kim yapacak diye. Ve ilginç de bir isim var. Sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili konuşması gündem olan Sarı Keçiller Yardımlaşma Derneği Başkanı Pervin Çoban da bir İrfan Aktan'a bir söyleşi vermiş. Ve de onun da sözleri, bilge sözleri konuşuluyor. En son böyle Anadolu bilgesini siyaset meydanında rastlamıştık, hatırlarsınız. Kimdi acaba hanımefendinin adı ya? Sonra reklam filmlerinde oynadı, ünlü oldu, şey oldu, bayağı bir ses getirmişti. O da müthiş bilge sözler söylüyor yani. Diyor ki insanın doğaya etmediği kötülük kalmadı. Toprağa basarken maalesef anlamlı değil, celalli basıyoruz demiş. Topraktan izin alıyor muyuz? O da candır diyor. Ve de İrfan Aklı'nın söylesinde şahane bir Anadolu bilgeliğine dair bütün ezberleri bozan, daha doğrusu bozmayan da anlatan, özetleyen bir duruşla karşımızda duruyor. Şimdi gelelim Sedat Peker'in son tweetlerine. Sedat Peker video çekemiyor. Neden video çekemiyor bunu bilmiyoruz ama çektirtmiyorlar bence. Ya da bir şekilde anlaşıyor ya da anlaşıyor mu acaba diye konuşuluyor. Korona geçirdi. Herhalde hala Birleşik Arap Emirlikleri'nde, tam olarak nerede olduğunu da bilmiyoruz. Ama kendisi Twitter'ı aktif olarak kullanıyor. Bunu da anlamadım. Yani sosyal medyayı kullanması serbest ama YouTube'da video çekmesi yasak. Şimdi Sedat Peker diyor ki ya bunun işte bir nedeni var diyor. Ben diyor güvenliyim, şu uluslararası bir şey diyorum diyor. Ama ben baktım öyle bir şey yok yani. Neyse, ister video çeksin ister tweet atsın. Sonuçta Sedat Peker'in söyledikleri, anlattıkları önemli şeyler. Nitekim son 50 tweetlik bir dizi attı ve burada ilginç bir şeyi altını çizdi. Belki bir kısmınız yeni duydunuz ya da belki bir kısmınız dediniz ki ya bunda ne var? Zaten bilinen şeyler dedi diyebilirsiniz ama siyaset dünyasıyla yeraltı dünyasındaki ilişkiyi 50 tweetle Burhan Kuzu ve Zindaşlı arasındaki ilişkiyi anlattı. Tek tek işte o bana geldi, ben ona gittim, o onu aradı, nasıl serbest bırakıldığını şey yaptı.
Ve de aslına bakarsanız yani benim gibi meraklı gazetecilerin bildiği bir konuyu ya da bazı gazetecilerin daha önceden yazdığı bir konuyu bir anlamda teyit etti. Teyit etti diyebilir miyiz? Teyit etti. Peki neyi biliyorduk, neyi bilmiyorduk? Şimdi bunu da en iyi bilen isim aslında Baronlar Savaşı adlı bir kitapta yeraltı dünyasında, daha önce sizlere anons etmiştim, yeraltı dünyasındaki bizim bölük pörçük gördüğümüz bir hikayeyi çok iyi bir dille toparlayan Timur Soykan'ın yazdığı bir kitap vardı ve burada anlatılıyordu aslında bunlar. Yani Sedat Peker'in bazıları ama yeni şeyler de var. Şimdi bu konuyu kimle konuşalım deyince biz Timur'u davet edelim istedik. Çünkü gerçekten çok hakim. Bütün bu dünyada ya çünkü mahkemelere gitmiş kitabını yazmış şey olmuş. Sedat Peker'in dediklerini bir kez daha size tekrar etmeyeceğim ama Timur'a şunu soracağım şimdi. Canlı yayınımıza geliyor. Merhaba Timur, hoş geldin yayına. Merhaba, hoş bulduk. İlk olarak tebrik etmek isterim. Yüzde hiç tebrik etmedik, tanışamadık ama müthiş bir kitaba imza atmışsın. Zevkle okunan, su gibi akıp giden bir kitap olmuş. Eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Son Sedat Peker'in tweetlerini siz de okudunuz, sen de okudun. Ne gördün? Yani yeni bir şey var mı? Çünkü o konuşulan yeni bir şey yok deniliyor, yeni bir şey var deniliyor. O tweetlere baktığın zaman ne görüyorsun sen? Ya aslında bu yeni şey var mı yok mu tartışmalarına ben çok mesafeli durmayı tercih ediyorum. Çünkü bir garip bir psikoloji oluştu Sedat Peker'in anlatımlarından sonra. Hep bunları biliyorduk diyen bir kesim var. Ve bunlar olayın illaki perde arkasını, geçmişini de anlatarak konulara girmek zorunda, özetlemek zorunda Sedat Peker. Ama henüz o aşamadayken biz bunları biliyorduk refleksi söz konusu oluyor. Biraz da buna hayret ediyorum açıkçası. Çünkü Sedat Peker'in açıklamalarından örneğin, senin gibi deneyimli gazetecilerin de çok iyi bildiği gibi o Kutlu Adalı cinayetinde kendisinden Korkut Eken'in tetikçi istediğini söylemesi ve kardeşini tetikçi olarak gönderdi. Yani hepimizi dehşete düşüren bir vakaydı. Biz böyle bir bilgiye ulaşabilmek için yıllarca dosya okuduk ve oradan birdenbire bu bilgiyi aldık. Onu bırakalım. Yani o kadar çok yeni bilgi var ki Sedat Peker'in ifşalarında. Suriye'ye gönderilen silahlarla ilgili, İstanbul'un arka sokaklarında araba bagajlarında gezen Kalaşnikov'larla ilgili, Hürriyet gazetesine baskınla ilgili, bir milletvekilinin karakolda dövülmesiyle ilgili, yani say say bitmeyecek pek çok yeni bilgiyi ve çok çok önemli yeni bilgiyi biz Sedat Peker'den öğrendik. Ve şimdi bu şeylerde, paylaşımlarda da aslında Sedat Peker paylaşımları yaptıktan sonra Baronlar Savaşı'nda anlatılıyordu denildi pek çok bilgi için. Evet, zaten o Baronlar Savaşı'ndaki kısmında belirtmek zorunda ki asıl yeni bilgilere gelebilsin. O yeni bilgileri de çok ustaca geliyor aslında. İyi bir özet yapıyor ve yeni bilgilere geliyor. Benim de bu olay üzerine kafa yoran, uğraşan, belge toplamaya çalışan bir kişi için, yani benim gibi bir kişi için de yeni bilgiler var. Ama en öncesinde şunu yapıyor. Bence bunun çok ciddi bir şekilde altı çizilmesi gerekiyor. Başkanlık sisteminde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde büyük bir açığa, büyük bir yolsuzluk kaynağına işaret ediyor. O yolsuzluk kaynağı da saray çevresinde yapılanmış bir güruh. Bunlar danışmanlar. Ve bu danışmanların, yani özellikle Cumhurbaşkanlığı'daki, saraydaki danışmanların, biz vergilerimizle halk olarak maaşlarını ödüyoruz. Onları işte 1150 odalı sarayda onlara makamlar veriyoruz. Ama biz bu insanların ne iş yaptığını hiç bilmiyoruz. Yani bu insanlar, örneğin Ekonomi Bakanlığı varken ekonomi politikaları kurulu üyeleri var, danışmanları var. Onlar ne iş yapar? Ekonomiyi düzeltmek için, yani işsizliğe çözüm olmak için, çiftçinin sorunlarını çözmek için, esnafın sorunlarını çözmek için ne yapar bilmiyoruz. Ama bakıyoruz o ekonomik politikaları kurulundan Korkmaz Karaca diye biri çıkıyor ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ultralüks aracını kullanıp Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklamaktan şu an hakkında soruşturma olan yalısında kalıyor. Yani halkın sorunu çözmesi gereken kişi, bakıyoruz hep onları kovalıyor. Ve şimdi burada geldiğimizde yine Burhan Kuzu isimli hukuk politikaları kurulu, yani Cumhurbaşkanlığı hukuk politikaları kurulu üyesi Burhan Kuzu'nun saray kimliğini kullanarak, yani Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı kimliğini kullanarak bir uyuşturucu baronunu nasıl serbest bıraktırdı? Yani Zindaş'taki gerçekten uyuşturucu baronu olduğu iddiasıyla bütün Türkiye'de yargılanmış, cezalar almış, dünyada bu konuda bir trafiği yönettiği iddia edilen önemli bir isim. Ve tutuklandığında biz hepimiz demiştik ki, yani ben demiştim kendi adıma, yani bu suçlamalarla, çünkü suçlamalar şunlardı, yani uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, üstelik cinayet derken yani İran istihbaratıyla bağlantılı, İstanbul'da
bir televizyonu sahibinin öldürülmesi 2017'de. O da suçlamalar arasında. Yani bunun gibi pek çok suç vardı. Ama o suçlara karşın 6 ay sonra, yani biz gazeteci arkadaşlarımız tutuklandığında böyle 6 ay sonra değil 1 yıl sonra alırsak seviniyoruz. Yani aklarında hiçbir delil yokken 1 yıl tutuklu tutuluyorlar. Ama 6 ay sonra bir baktık zindaştı, serbest bırakıldı. Bu Türkiye'nin gerçekten çok önemli skandallarından biri. Şimdi bu kısımları biliyoruz. Onun serbest bırakılmasında Burhan Kuzu'nun devreye girdiğini de biliyoruz. Hakimlerin ve savcıların kendilerine saraydan arayarak nasıl baskı kurduğunu anlattığını da biliyoruz. Bir yere kadar onları anlatıyor. Bu tabloyu ortaya koyuyor ve aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu danışmanlar eliyle bir iş takibi mekanizması, bir yolsuzluk sisteminin oluştuğunu, sistemde bir çöküşü yarattığını bunun. Yani büyük bir ülkede yolsuzluk bataklığı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir tespit, haklı da bir tespit. Ama daha sonra öğreniyoruz ki Burhan Kuzu sadece Zindaşti'yi serbest bıraktırmakla kalmamış, daha sonra Zindaşti'nin hasmı olan, yani Baronlar Savaşı'ndaki diğer tarafı olan Orhan Ünal'ın eline düşmüş o anlamda. Yani Orhan ya Ünal, burası çok ilginç göre... değil mi? Yani ben o tweet serisine baktığımda hani şimdi Baronlar Savaşı'nı okumayanlar için iki ayrı cephe var. Bunlar kan davası şeklinde birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar ve hatta birbirlerini cezaevinde tutmaya çalışıyorlar. Baskıyla, parayla, şeyle, yolsuzlukla ve Burhan Kuzu gibi bir adam hani bir taraftayken, bir tarafı savunurken bir bakıyorsun diğer tarafın bu sefer eline düşmüş ve hani eline düşmüş derken gerçekten eline düşmüş. Beni dehşete düşürdü bu son tweetler. Kesinlikle, yani ben öyle Orhan Ünal, bunları bir yeni bilgi, yani bu öğrendiklerimiz yeni bilgi. Ama izleyicilerimiz için savaşı, vaktimiz varsa çok kısacık özetleyeyim. Savaş şöyle bir savaş: 2.1 ton uyuşturucu Yunanistan'da yakalanıyor. Bu uyuşturucunun sahipleri iddiaya göre bir kısmını sahibi Zindaşti, bir kısmını sahibi Orhan Ünal. Ve bunlar bir savaşa başlıyorlar. İşte Zindaşti'nin kızı bir suikast sonucu öldürülüyor. Ve Zindaşti diyor ki benim kızımı diyor bu uyuşturucu ben ihbar ettiğimi düşünen Orhan Ünal öldürttü diyor. Ve bununla ilgili şikayetçi oluyor. Orhan Ünal da yani DEA'nin raporlarında, yani Avrupa'nın, Amerika'nın uyuşturucuyla mücadele biriminin raporlarına göre yani Türkiye'den Avrupa'ya uyuşturucu ticaretinin çok büyük bir kısmını yönetiyor. Ve bunların savaşında Zindaşti'nin kızı öldürülüyor ve Orhan Ünal'ı suçladığı için Orhan Ünal 4 yıl tutuklu yargılanıyor. Bu sırada Cüneyt Bey, öyle cinayetler ki bunlar. Okuduğumuz gibi profesyonel tetikçiler, yani Orhan Ünal'ın avukatı Kutbettin Kaya öldürülüyor Yeşilköy'de bir lokantada yemek yerken. Ya şeyi öldürülüyor, yani Çetin Koç diye İran asıllı yine Türk vatandaşı olan ve Dubai'de çok yüksek güvenlikli bir gökdelende kalan Çetin Koç, iki profesyonel Kanadalı tetikçi tarafından öldürülüyor ve adamlar Kanada'ya dönüyor. İki tetikçi de Kanada'da öldürülüyor. Ya Tahran'da Çetin Koç'un kardeşi kaçırılıyor, öldürülüyor. Yani o kadar çok cinayet var ki düşünün. Böyle bir dava bu ve böyle bir davada Burhan Kuzu taraf oluyor. Geliyor diyor ki Zindaşti'yi serbest bırakın. Ama şöyle bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte daha sonra da Orhan Ünal'ın anlattığı şekilde, Orhan Ünal'ın, yani Sedat Peker'in de anlattığı şekilde, Orhan Ünal'ın Bolu'da 100 kilogram kokain yakalanmasından dolayı aldığı bir ceza var. Bakın bu kesinleşmiş bir ceza. Yani onanmış, kesinleşmiş bir ceza. 12 yıl hapis cezası. Onu değiştirmek için, yani Sedat Peker'in iddialarına göre Orhan Ünal onun Zindaşti ile ilişkisini ortaya koyup ondan şikayetçi olduğunda, bu şikayetten vazgeçmesi için ve kendine zarar vermemesi için Sedat Peker araya giriyor ve diyor ki sen bu davalarını geri çeker misin diye aracılar gönderiyor iddiaya göre. Orhan Ünal da kabul etmiyor ama daha sonra anlaşıyorlar Burhan Kuzu ile iddiaya göre ve şikayeti geri çekiyor. Burhan Kuzu da gidiyor Bolu'da, bu ağır ceza mahkemesi, Bolu Adliyesi'ne gidip şey yapmaya çalışıyor, yani kesinleşmiş kararı kaldırmaya çalışıyor. Yani kudreti düşünebiliyor musunuz? Yani kesinleşmiş yargı kararları, ama Türkiye bunu daha önce gördü. İşte Galip Öztürk kesinleşmiş, evet, müebbet aldı cinayetten. Kesinleşmiş karar kaldırıldı. Tekrar yargılama yapıldı. O sırada Batum'a kaçtı. Batum'da yaşıyor ve tekrar müebbet aldı daha sonra. Ama Batum'dayken bir fotoğrafı geldi. Yine bir Cumhurbaşkanı başdanışmanıyla fotoğraf. Hidayet Türkoğlu'yla Galip Öztürk, yani müebbetlik bir adam, yan yana oturup yemek yerken fotoğraf verdiler. Bakın yine danışman. Şimdi burada Cumhurbaşkanı danışmanı olmak demek bütün kapıların önüne açılması demek. Burhan Kuzu da bu sistemin en büyük savunucularındandı ve onun nimetlerini de bütün gücüyle tükettiğini görüyoruz. Sedat Peker'in bu konuda anlattığı diğer konu Interpol'le görüşülmesi. Orhan Ünal'ın kardeşi İlhan Ünal öldürüldü Bağdat Caddesi'nde. Yani aranıyordu. Hakkında işte Orhan Ünal'ın da yargılandığı davadan iki müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyordu. Bağdat Caddesi'nde elini kolunu sallayarak geziyordu. Yemek yiyordu lokantada. Yanında oğlu da vardı hatta ve arkadaşları vardı. O sırada öldürüldü. Bağdat, İstanbul'un en işlek yerinde, İstanbul'un göbeğinde işlendi bu cinayet.
Ve o dosyaya baktığımızda Timur, o dosyayı ben okudum. Yani ben hem senin kitabını okuduğumda hem de bu tweetlere baktığımda şunu görüyorum ya, bunları kimse bakmayacakmış. Şimdi bakıyoruz senin kitabında hani yolsuzluğa bulaşan isimler var ama direnen hukukçular da var, savcılar da var. Her türlü baskıya karşı duran, baskıyı bir şekilde bertaraf etmeye çalışan, başlarına tehdit edilmesine rağmen, şey yapmasına rağmen. Ya bunların hepsi aslında bir soruşturma konusu değil mi? Ben senin kitabı okuduktan sonra şey bekliyordum yani, birisi alacak, vay anasını neler olmuş, bir dakika şunu bir soruşturalım demesini bekliyordum. Hiçbir şey olmadı. Şimdi mesela bu tweetlerde de şöyle bir algı oluşuyor. Tamam, Burhan Kuzu zaten öldü. Şimdi ne yapacağız yani gibi bir algı oluşuyor ama aslında burada sistemsel bir problem, bir soru işareti var gibi geliyor bana. Ne dersin? Son olarak onu sorayım. Kesinlikle var ve ayrıca şöyle bir gerçek de var. Burhan Kuzu yalnız mıydı diye bir soru var. Ve bu çok önemli bir soru. Çünkü böyle bir baronu bıraktırmak, sadece işte cezaevinden tahliye ettirdin, aldın götürdün, kaçtı, öyle bir şey değil bu. Yani ben dava dosyalarını incelediğimde pek çok yerde bunun izlerini gördüm. Yani Burhan Kuzu'nun yalnız olmadığına dair izleri gördüm. Hatta Burhan Kuzu da bu olayla ilgili hakkında bir soruşturma açılınca, bir dava açıldı. Oradaki ifadesinde şöyle diyordu, yani benim adımı ne çıkartarak arkada başkaları gizleniyor diyordu. Ve aynı şekilde şöyle bir durum var. Örneğin Kutbettin Kaya'yı anlattım biraz önce, avukat. Zindaşti tahliye edilmeden önce, yani cezaevindeyken 6 ay cezaevinde kaldı. O sürede Kutbettin Kaya cinayetinin bir numaralı zanlısıydı, şüphelisiydi. Ama ona rağmen Kutbettin Kaya ile ilgili bir tek soru bile sorulmadı. Tutuklama, yani bu olay nedeniyle tutuklanmadı. Şimdi o tutuklamama demek bir şekilde bu tahliyenin de önünü açmak demek. Onu geçirip tahliye eden hakim diyor ki, ben diyor tahliye kararı vereceğimi, üzerimde baskı olduğunu söyledim. Ona rağmen bir dosya benim önüme geldi diyor. O dosyanın onun nöbetine, ona denk getirilmesinin de bir şey olduğunu iddia ediyor. Yani bir organizasyon olduğunu iddia ediyor. Ve şunu da görüyoruz. Orhan Ünal örneğin bir duruşmaya çıkıyor. Orada diyor ki duruşmada İstanbul Grubu diye bir çete var. Bunlar pelikancı bir çeteler, yargıda örgütlüler. Ve bunlar rüşvetle bütün mahkeme kararlarını değiştiriyorlar. Baskı yapıyorlar. Beni de Burhan Kuzu ve bunlar yıllardır haksız yerde içeride tutuyor diye açıklamalar yapıyordu. Ve bununla ilgili bir duruşmada çok ağır ithamlarda bulunduğu iddia ediliyor. Ve o duruşma kaydının silindiği iddia ediliyor. Şimdi bunun gibi, yani aslında Burhan Kuzu'nun değil sadece, yani Burhan Kuzu'nun bir ekibin bir parçası olduğunu yönünde, hatta bu yine bu olayda adı gündeme gelen Burhan Kuzu'nun danışmanlığını bir şekilde yapan, yani ona yardım eden Sinan Çiftçi diye bir kişinin ifadeleri çıktı. Burhan Kuzu'nun başka bakanlarla da, işte Berat Albayrak'la, işte Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la, işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la çok sık görüştüğünü, bu konuda kendisinin tanıklığı olduğu, böyle iş bağlama olaylarında da temaslarının olduğu yönünde iddialarda bulundu. Şimdi bir de yani baktığımızda çok daha kapsamlı ve Burhan Kuzu'nun da yalnız olmadığını bize düşündürecek ve ülkemizdeki evet, adalet sistemini, yargı sistemini tamamen yok etmiş, yargıya güveni de yok etmiş bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu ülke için, hepimiz için çok vahim. Bir de şunu eklemek istiyorum. Adli Tıp Kurumu ile ilgili bir yeni bilgi paylaştı. Bir Adli Tıp Kurumu raporunu fotoğraflarıyla, görselleriyle, Burhan Kuzu'nun yazışmalarıyla paylaştı. Adli Tıp Kurumu'ndan zengin varlıklı bir kişinin akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor almak istiyorlar ve Burhan Kuzu'ya başvuruyorlar ve bunun ücretli olarak, yani paralı olarak yapılacağını ifade ediyorlar. Bu Adli Tıp Kurumu raporu dediğimiz şey bütün yargılamaların en temel noktasıdır. Yani biz hisseder ki cezai ehliyeti yok birine, yani 10 kişi öldürür adam serbest kalır. Ya da bir olayla ilgili bir delili değiştirir, bütün yargı sürecini değiştirir. Ve biz şimdi orada Adli Tıp Kurumu raporlarının satıldığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Ki bu çok çok vahim bir durum. Aynı dediğim gibi Sinan Çiftçi de, yani Burhan Kuzu'nun o dönem yanında olan kişi de bu olayın çözüldüğünü söylüyor bakın. Yani bu olayı halletmişler. Evet. Bunun parasını almışlar. Yani aynı şekilde o yakın mallarına, yani o yakın dolandırıldığı iddiaları da yeni iddialar. Yani o anlamda ben bütün bu iddialar belki şu an ülkede siyasi iktidar görmezden geldiği için böyle bir şey olmuyor, bir şey değişmiyor gibi umutsuzluk yaratıyor olabilir ama biz gazeteciler, siz de dahil, çok iyi biliriz ki en temel, en önemli unsur gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Gerçek sabırlıdır. Gerçek elinde sonunda bütün sonuçlarıyla ortaya konur. O sonuçlarla bir ülke elinde sonunda yüzleşir. Türkiye'de bunun yol ayrımındadır. Ya bir bataklık olduğu, yargının olmadığı, evet, adaletin olmadığı, yolsuzun olduğu bir bataklık olacak. Ya da gerçekten bir temiz eller operasyonuyla tertemiz, ya daha demokratik ve çocuklarımıza, bütün geleceğimize daha güzel, güven içinde oldukları bir ülke
bırakabileceğiz. Timur, çok teşekkür ederim. Çok değerli çalışmalar yapıyorsun. Eline sağlık, sağ olasın yayına konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi Timur'un yaptığı haberlere bakın, kitaplara bakın ve de şu anda ortaya çıkan tabloya bakın. Sedat Peker'in, diyebilirsiniz ki ya Sedat Peker zaten bir yeraltı dünyasının suç örgütü lideri. Zaten şey, iyi de zaten bunları zaten o biliyor yani. Ya, biz bilmiyoruz ki. Biz ancak araştırıyoruz işte. Timur kitap yazmış. Kitabı yazarken bakıyorum. Ben bir sürü ifade okuyorsun yani. Çünkü bilmiyorsun kimden, nasıl öğreneceksin bu şekilde. Ve böylesine gözümüzün önünde bir şey var. İddialar var ve hiç kimse bir şey yapmıyor. Herkes yokmuş gibi davranıyor. Evi, yani odanın içinde bir tane fil duruyor. Kimse file bir şey yapıyor herkes. Yok yok ya, öyle duruyor hani. Şey, ben tabii bütün hani Cumhurbaşkanı'nın bütün danışmanları bu işin içindedir, bilmem nedir gibi bir genelleme yapmak istemiyorum. Fakat sistemde Timur'un altını çizdiği bir şey var. Yani Burhan Kuzu olayında görüyoruz ki o makamı kendi çıkarı için, hatta yeraltı dünyasındaki insanların çıkarı için kullanmış yani. Demek ki böyle bir şey işleyebiliyor yani. Ben birkaç bakanla konuştum mesela. Ya diyor, biz aslında çok mücadele ediyoruz diyor. Yani iki bakandan duydum bunu. Çok fazla isim kullanılıyor. İşte beyefendi şunu ister, beyefendi bunu ister. Beyefendi hiçbir şeyden haberi yok diyor. Biz gidiyoruz söylüyoruz ya. Bak böyle bir şey var. Ne işte onu bitirelim bilmem ne diyor. Yani nereden çıkıyor böyle bir şey yok dediğini duydum. Var mı yok mu bilmiyorum ama sistem yapısı buna izin veriyor. Yani asıl tartışmamız gereken Timur'un da altını çizdiği o, yoksa bütün hepsi bunu yapıyordur ya da hiçbiri yapmıyordur diyemiyorsunuz. Önemli olan da zaten o sistemdeki şeyi yapmak. Şimdi yardımcısı çıkmış, gitmiş bir televizyon kanalında bayağı evet demiş, biz bunu, onu yaptık, bunu yaptık. Her şeyin Sinan Çiftçi diye birisi bizim TV'ye çıkmış, açıklamış yani. Peki mesela bir savcı bu adamı sormayacak mı ya? Kardeşim bir dakika, hop. Bir dakika, ne diyorsun sen ya? Nasıl iftira atıyorsun bile demez mi yani en azından? Hani sen nasıl bizim cumhurbaşkanlığımıza iftira atıyorsun da demiyor. Öyle bakıyor herkes. Biz bakıyoruz, onlar bakıyor. Biz yazıyoruz, burada izliyorsunuz ve de kaybolup gidiyor. Kaybolup gitmiyor aslında yani. Bu orman yangınlarıyla ilgili herkes ne yapabiliriz diye düşünüyor. Ne yapabiliriz de biz bu yangınları daha iyi bir şeye, yani olmadan engelleyebiliriz ya da bir şekilde önünü alırız diye merak ediyorlar. Köpek yatıyordu da bir saattir şurada. Şimdi uyandı, bakıyor. Kim bu diye. Kim bu adam yanımda konuşuyor, kafamı ütülüyor diye. Bununla ilgili Selçuk Şirin'le beraberiz. Sevgili Selçuk Şirin biliyorsunuz Profesör Doktor NYU'dan, benim de iyi arkadaşımdır. Onun bir önerisi var. 2 yıl önce, 3 yıl önce bir yayınlamıştı fakat arada gümbürtüye gitti. Türkiye'de öyle bir gündem var ki yani konuşamıyorsun ki bir şeyi. Fakat benim de aklıma yatan bir önerisi var. Gelin bir kulak verelim. Bakın Selçuk Hoca ne diyor? Benim hayalim bu projenin, bu kampanyanın Türkiye'de olması. Mesela önümüzdeki sene belirlenecek bir günde, 2019 senesinde belirlenecek bir günde bütün herkesin, yani futbolcuların, sanatçıların, önemli insanların, siyasetçilerin, bakanların, STK'ların, çocukların, annelerin, babaların, ninelerin, dedelerin, hepimizin sokağa çıktığı, elimizde eldivenle, süpürgeyle, çöp torbasıyla sokağa çıkıp ülkeyi temizlemek. Temiz bir başlangıç çok önemli. Bu pazarki yazımda da anlattım. Temiz bir sayfa olursa, temiz bir başlangıç yaparsak biz ülkeyi bir anda yeni bir şekilde, yeni bir davranış koduna sokmuş olabiliriz. İnsanlar temiz bulduğu yeri daha temiz bırakıyor. Böyle bir psikolojik veri var elimizde. Yani eğer bir yer kirliyse siz orayı pisletmeye devam ediyorsunuz. Temizse temiz tutmaya devam ediyorsunuz. Bizim böyle bir başlangıca ihtiyacımız var. Bir hayal. Ben bir köşe yazar, bir akademisyen olarak bunu sadece fikrini ortaya atıyorum. Umarım buna herkes sahip çıkar, birileri öncülük eder. Bana da işte elimde torbayla çocuklarımla birlikte temizlemek düşer. Vallahi fena öneri değil. Ya Türkiye çok pis. Şu anlamda gerçekten şöyle bir etrafınıza bakın yani. Herkes çöpü atıyor bir yere ve bu orman yangınlarının büyük bir kısmı da insanlar yüzünden şey yapıyor. Yani izmaritini atıyor, ne bileyim cam şişe içiyor atıyor. Mesela kutu bira içiyor adam, kutusunu illa atacak yani. Ulan çöpe atsana yani. Niye illa bir gider ormana atarsın, plaja atarsın? Kim temizleyecek onu? Şimdi bakıyorum Yonca Tekbaş mesela Bodrum'da böyle bir kampanya başlattı. Kendi mahallelerini temizliyorlar. Ve de ne temizleme yani, hani hep beraber günde 4 saat mesela. Yol kenarındaki şeyleri topluyorlar. Bir kamyon ya, bir kamyon ediyor yani.
yapabiliriz. Bir kampanyaya dönüştürebiliriz bunu. Kim yapar? Selçuk Hoca işte ateşledi. Devamını bilmem kim getirir. Bu arada sosyal medyada benim Ekrem İmamoğlu'yla yaptığım bir söyleşi dönüyor. Özellikle troller, AK Partili troller hani bir taşla iki kuş vuralım diyorlar. Hem Ekrem İmamoğlu'na çakalım hem de o sırada Cüneyt'e çakalım. Efendim ben soru sormuşum da ister soruya cevap ver demişim, vermemi demişim. Kardeşim elinizi tutan mı var? Gidin Ekrem İmamoğlu orada. Medyanın %85'i size ait zaten. Gönder bir muhabiri sorsun o soruyu. Niye sordurmuyorsunuz yani? Sen niye sormadın? Ben sordum. E cevap vermedi. Ne yapayım? Yani bu da ayrı bir kafa ya. Yani bir de nasıl uyanıklık yani? Dur abi hem Ekrem İmamoğlu'na çakalım o sırada Cüneyt'e de bir çakalım. Yani bundan zaten gazeteci olmuyor. Elinizi tutan mı var kardeşim? Kameranız var, şeyiniz var. Ben bir tane kamerada, bir tripod, bir tane kamerayla yayın yapıyorum burada. Yani büyük plazalar, büyük televizyon, gönder bir canlı yayın aracını, koy üç tanesini, yap, sor Ekrem Bey'e bunu ne yaptınız, bunu ne yapmadınız diye. Hastasıyım bu şeylerin ya, böyle sosyal medya operasyonları. Adamların işi yok, gücü yok, bunu yapıyorlar. Ta iki yıl önceki söyleşi. Bir şey de bulamadılar herhalde Ekrem İmamoğlu'yla anladığım kadarıyla. Taze bir şey de yok, onun üzerine gidiyorlar. Bir maske satışıyla ilgili bir şey. Gidin sorun ya. Yani... Ay Allah'ım ya. Onu da mı ben yapayım? Yaptım zaten yani. E siz ne yapacaksınız yani? Hani o zaman. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hasta sayısı 28 bin. Ama iyi haber şu. Yani aşı işe yarıyor. Bakın bir. Şu anda aşı olmayanların pandemisi başlamış durumda. Gerçekten de aşı işe yarıyor. Aşı olun. Bir de buradan ben özellikle bakıyorum Doğu illerinde aşı, Güneydoğu'da, Doğu'da çok az. Selahattin Demirtaş'a buradan bir çağrıda bulunmak lazım. Ben söylerim de beni dinlemezler. Selahattin Demirtaş'ı daha çok dinleyeceklerine eminim. Daha önce bir tweet attı birkaç tane. Ama Selahattin Demirtaş'ın biraz daha insanları bu aşı meselesine ikna etmesi lazım. Göstermesi lazım. Ya da bilmiyorum başka kanaat önderleri de olabilir. Güneydoğu'da sözü geçen şey yapan ama oradaki aşı durumumuzu biraz arttırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İspanya Büyükelçiliği, ha bu arada bu Afgan göçü nedir ya? Yani hangi konuyu konuşacağımızı şaşırıyorum valla. Sedat Peker'i mi konuşalım? Oradan efendim girelim şeyi mi konuşalım? Orman yangınlarını mı konuşalım? Orman Bakanı'nı mı konuşalım? Boşver onu konuşmuyorum zaten. Ya da bu Afgan göçünü mü konuşalım? Şimdi ilginç bir iddia atıldı geçtiğimiz hafta ortaya. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye böyle bir üçüncü ülke gibi bir şey yapmayı düşünüyor. Ve kendisiyle beraber çatışan, Taliban'a karşı çatışan oradaki askerleri, yani paralı askerleri burada tutup sonra buradan Amerika'ya alacakmış. Niye 12 ay burada bekletiyor onu anlamadım. Bir. İki. Türkiye yalanladı böyle bir şeyi. Böyle rezalet olmaz yani. Ne demek siz? Burası sizin şeyiniz mi yani? Mülteci deponuz mu? Dur orada 12 ay bekletelim ondan sonra alalım. 3. Dilimizde tüy bitti abi. Bunlar ne biçim şey mülteci ya da sığınmacı? Bunlar askeri birlik gibi geliyorlar yani gördüğünüz gibi. Van'da çekiyor, dağlardan geliyor. Gerçekten böyle şey geliyor. Tümen tümen geliyorlar artık ya. Buna dur demeyecek miyiz? Nasıl dur diyeceğiz? Ne yapacağız? Yani bununla ilgili bir politikamız var mı? Yani ben göremiyorum ama şu anda... Acayip bir şey yaşıyoruz yani. Ben hiçbir ülkede böyle bir sığınmacı, mülteci görmedim bugüne kadar. Çocuk yok, kadın yok, yaşlı yok. Hepsi sanki şeyden çıkmışlar, garnizondan çıkmışlar, yürüye yürüye geliyorlar. Taliban da orada bastırıyor. Bak biz hala şeyi konuşuyorduk. Kabil Havalimanı'nın güvenliğini Türkiye mi alsın? Size daha iyi bir önerim var. Türkiye'nin güvenliğini Türk ordusu alsın. Ne dersiniz? Sokmasın mesela. Desin ki kimsin kardeşim sen? Ne istiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sizi kim örgütledi? Değil mi? Nasıl geldiniz? Nasıl buluştunuz? Nereye gidiyorsunuz? Koştura koştura geliyorsunuz. Bak Yunanistan göçmenleri ıssız adaya bırakıyorlarmış. İhala çekmiş bizi. Adamlardaki kalpsizlik de büyük bir şey yani. Göçmen konusunda. Düşünün yani. Buluyor. Bulduğunu gidiyor. Bu ıssız bir adaya kayalığa bırakıyor. Adam orada ölecek yani. Botunu da patlatıyor. Neyse ki bizim İHA'lar tespit ediyor da adamı alıyorlar yani şeyde. Geldi mi herif?
Gel Elif gel. Elif gelecek, dertler bitecek. Bak geçen gün Facebook'ta dua isteme özelliği geliyor dedi. Gelmiş bile. Elif'in dediği olur. ne haber Elif? Gördün mü bak? Senin o dua meselesi olmuş anladığım kadarıyla. Şimdi başka bir haber daha var. Yine ondan bahsedeceğim. Yani gerçekten burada çok önemli şeylerden bahsediyoruz. Önemli bir bölüm oldu. Böylece de ispatlanmış oluyor Cüneyt Bey. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Yani haberler kendi kendini anlatıyor. Siz nasılsınız? Farklı bir şehirdesiniz bugün. Evet, Selçuk'tayım. Yedi Bilgeler diye bir fermante üzüm tesisindeyim. Şimdi söyleyemiyoruz. Söyleyebiliyor muyuz? Tam da emin değilim yani. Fermante üzüm deyince daha anlaşılır oluyor mu, olmuyor mu? Çok güzel bir yer. Kadim bir yer. Yani burada Yedi Bilgeler de bölgede yaşamış yedi bilgeden alıyor adlarını. Hatta birçok fermante üzümünde adı onlardan geliyor yani. Bilge Bey var, doktor, buranın kurucusu. Şahane bir yer yani. Bir gün yolun düşerse uğra muhakkak. Güzel de bir restoran var. Damla Hanım da restoranı, Çiğ diye bir restoranı şey yapıyor. Yani biraz hani eskiden şöyle hani, abicim Güney Fransa'ya gittik, ne yaptınız işte orada bağları dolaştık demiyorsun, diyemiyorsun. Niye? Pandemi var, gidemiyorsun. O zaman da güzel Türkiye'mizi keşfediyorsun. Mesela burası evet, onlardan çok... bir tanesi. Mesela Kayeli vardır Çanakkale'de. Hani onlar böyle büyük yatırımlar ya, büyük emek. Geçtim para kısmını, büyük emek yani. Çok. İşini zevkle yapan insanları görünce de böyle hayran olmamak elde değil yani. Bilge Bey de onlardan bir tanesi. Buranın kurucusu kendisi, doktor aynı zamanda. Bu şahane bir yerdeyim var. Yani. Umarım Türkiye'deki markalarımıza gerekli destekler verilir ve burada uluslararası arenada ön plana çıkmak için bu fırsatı değerlendirebiliriz. Çünkü siz benden daha çok gittiğiniz için biliyorsunuz, dünya gezdiğiniz için biliyorsunuz ama Türk şaraplarının da dünyadaki herhangi bir Fransa ya da İtalya'daki şaraplardan çok aşağı kalır yanı yok. Yok. Dolayısıyla da burada sadece markalamayla ilgili bir sıkıntımız var. Umarım bu dönem aslında sorunlar varken fırsatlar da görülür ve değerlendirilir. Yani markalama ötesinde yani şarap üzerindeki aşırı anormal vergileri de unutma yani. Ben New York'ta... Vergileri nasıl unutabilirim Cüneyt Bey? Yani o kadar aşırı bir vergi var ki artık insaf. Ben şöyle söyleyeyim ya. New York'ta markette Türk şarabı gördüm. Türkiye'deki satış fiyatından daha ucuzdu yani. Tabii ki. Bak bu kadar yani, düşün, New York'a gelmiş, yollamışlar, dağıtmışlar, gemilere koymuşlar, bilmem ne yapmışlar. Daha ucuza satılıyor Türkiye'de. Yani çok çok acı gerçekten evet. De. Şimdi Obama'nın geçtiğimiz hafta doğum günüydü. Aynı gün doğum günlerimiz Obama'yla. Başka birisi olsaydı bu kadar mutlu olur muydum bilmiyorum ama o olduğu için Happy güzel. Happy birthday bu arada, atladık ya. Nice mutluyu açtılar. Zor bir haftaydı. Geçen hafta zor bir haftaydı. Ben de evet. Çok buruk bir doğum günü yaşadım ama işte 36 yaşına da böyle girdim. Yani hayatımızdaki anıları böyle hatırlayacağız. O yıllarda evet. Ülkemiz böyleydi diye anlatacağız. Şimdi o doğum günü menüsünden eti çıkartmış Cüneyt Bey. Ve hani bunun tabii ki iki açıklaması var. Birincisi dünyadaki bu bilinirliği, aslında bu algıyı oluşturmaya çalışmak. İkincisi de etin yerine koyulabilecek markalar. Impossible Foods bir Amerikan markası. Tabii ki de bir Amerikan markasını da burada dünyanın gözlerinin önüne sermek için bir farkındalık çalışması aynı zamanda. Sadece dünyanın yüzü suyu hürmetine değil. Ama bu yine de bizim için önemli bir haber. Şeye davete katılan... Yapay et. Bilmeyenler için hani. Evet. Bilmeyenler için yapay et. Impossible. Yani şeyden yapıyorlar. Bitki bazlı bir şeyden yapıyorlar. Ete benzetiyor. Et gibi kokuyor, rengi benziyor, şey yapıyor ama et değiller. Bitki yiyorsun sonuçta. Ot yani. Evet. Tabii. Şimdi davetlileri tam olarak açıklamamışlar. Böyle büyük de bir gizlilik içerisinde gerçekleşmiş. Ama Oprah Winfrey, Steven Spielberg ya da işte George Clooney gibi aslında ünlü isimler de varmış. Asıl enteresan söyleyeceğim şey işte konuşmanın başında anlattığım. Mesela diyor ki haberde Bloomberg. Bunlar diyor belirtiler ama biz bunları daha önce de görmeye başladık. 2020'de Altın Küre'de vegan bir menü yer aldı. Biz burada bunun haberini verdik. Ya da diyor ki New York'taki dünyanın en ünlü Eleven Madison Park'taki artık restoran menüsünün tamamen bitki bazlı olması, eti çıkartması. Yine bunların haberlerini vermiştik. Dünya artık böyle bir yere doğru gidiyor diyoruz. Evet, tabii oranın yapıldığı yer Martha's Vineyard diye bir ada. Orasında ilginç bir ada. Boston'un karşısında bir ada. Biraz o parti konuşuldu işte, dans etti, bilmem ne yaptı, golf oynadı diye. Obama ailesi orada bir yazlarını geçiriyorlar. Ben gitmiştim bundan 3 yıl önce. Sonra da oradan bir ev alıyorlar.
Peki evi nasıl alıyorlar? Kitap anlaşması yapmış. Michelle Obama biliyorsun geçen yıllarda bir biyografisini yazdı. Acayip sattı yani hani 35 milyon dolar falan sattı. Yani o kadar şey. Zaten birkaç kitap anlaşması daha yapmış. Zaten şu anda Obama mesela özel konuşmalara gidiyor. 250 bin evet. doları veriyorsun. Amerikan başkanından bir konuşma dinliyorsun. Atıyorum böyle büyük toplantılarda şeylerde. Parayı da oradan bulmuşlar yani merak edilebilir. Gerçi bizde pek merak edilmez. Siyasetçi mi zaten bulmuştur dersin de. Yani hani nasıl oluyor da adam gidiyor. Oranın da biraz sosyetik bir yer yani. Bizim Bodrum gibi düşün. Hani ama bunlar biraz parlattılar. Çok da sempatik bir ada yani. Yani çok mütevaziler zaten. Onların yaşam tarzı da öyle. Şaşalı bir hayatları yok. Tabii Amerikan başkanı olduğun zaman da nereye gidersen git 500 kişiyle gidiyorsun yani şeyde. Korumasıydı bilmem nesiydi. Şu suydu bu suydu. Şey çok konuşuldu parti. Hatta dediler ki ya bak görüyor musun maskesiz dans ediyor. Bunlar çok hipokrat. Var ya böyle bir şey yani. Evet. Sizi de dinleyelim böyle özel konuşmalarda Cüneyt Bey. Yani ülkede... Ben de gidiyorum. Sen yolla bana 250 bin doları atlayıp uçakla geleyim nereye gidiyorsan yani. Şey değil yani. O bana tamamen duygusal. Ona bakalım. Şimdi bu sırada anlatacağım haber çok önemli. Umarım bizi dinleyen şehir planlamacıları vardır ya da kamuyla ilgili böyle planlar varsa ve ülkemizde bunlar yapılıyorsa gerçekten duymak bizi çok memnun eder. Çünkü ben çok ufak bir Google araştırması yaptığımda çok veriye rastlayamadım. Akıllı su şehirleri nasıl inşa edilir diye bir haber. Burada deniyor ki 2050 yılına kadar dünya nüfusu 10 milyara yaklaşacak ve su talebinin %55'te artması bekleniyor. O zamana kadar da insanların 2/3'ü şehirlerde yaşayacak. Yani artık tamamen şehirdeki modern yaşama göre bir şeye doğru gidiyoruz. Arizona Eyalet Üniversitesi'nden hidrolog olan, burada ülkemizde de kaç hidrolog var onu da gerçekten öğrenmek isteriz. Enrica Vivoni diyor ki şehirler büyümeye devam ettikçe birçok sektörden daha fazla su talebine sahip olacaklar. Şehir plancıları ileriyi düşünmek zorundalar. Hem de sadece 5-10 yıl değil belki 50 ya da 100 yıl. Bunun da farklı çözüm yollarını bulmak zorundalar ve bazı yöntemler de yarının akıllı su şehirleri için bir plan halinde birleşebilir ve üstelik de universal yani global olabilir. Burada bir soru soruyor bilim insanı diyor ki plastikleri ve metalleri geriye dönüştürüyoruz da suyu neden geri dönüştürmüyoruz? Çünkü içtiğimiz suyla sifonu çektiğimiz su aslında aynı. Suyun kıymete bineceğini düşündüğümüzde de gri su diye bir kavram ortaya çıkartıyorlar. İşte Hollanda'daki araştırma enstitüsü şu bu bir sürü şey katılıyor. Kentsel su politikası direktörü çıkıyor karşımıza Stanford Üniversitesi'nde. Aradığım pozisyon buydu. Türkiye'de kentsel su politikalarıyla ilgilenen birisi var mı diye. Burada diyor ki yerinde yeniden kullanım verimliliği arttırmak için çok önemli. Evler suyu defalarca kullanmalı. Özellikle Amerika'da. Peyzajın çok büyük bir su tüketen alan olduğu söyleniyor. Dolayısıyla da doğru planlama yapıldığında ve suyla ilgili bu şehirler tasarlandığında evsel suyun %75'inin geri kullanabileceği söyleniyor. Bunlar çok önemli rakamlar. Ülkemizde tartışılmaya başlanırsa ve bunlarla ilgili adımlar atmaya başlanırsa bizim için de çok iyi olur. Arizona'da %95 yağmurla karşılanıyormuş. Hindistan'da, Yeni Delhi'de bile yağmur suyu toplama yasaları çıkmış. Bu Pervin Çoban Savran'dan bahsettim ya, İrfan Aktan'a konuştu. Onun çok ilginç bir sözü var tam da bu konuyla ilgili. Kendisi şeyde yani çiftçilik yapıyor, çobanlık yapıyor. Diyor ki bazen toplantılarla ilgili şehirlere yerleşim alanlarına inelim şöyle bir bakarım. İnsanlar suyun kıymetini hiç bilmiyor. Sanki su sadece onlara aitmiş gibi davranıyorlar ama biz göçerler öyle değiliz. Elimizi ağacın dibinde yıkarız. Bir çocuğumuzu yıkarsak suyunu bir ağacın dibine dökeriz ki o ağaç da yararlansın. Çünkü o ağaç da su istiyor. Ama binalardaki kullanım o kadar fazla ki sanki her şey onların emrine verilmiş gibi düşünülüyor. Bugünkü olayları yıllar öncesinden görebiliyordum. Şimdi de yıllar sonra gelecek felaketleri görebiliyorum. Bir gün bu fırınlar çalışmayacak. Hiçbir şeye erişemeyeceğiz. O gün yaşamak için ne yapabiliriz sorusunu soruyorum diyor. Bir de bugün bir Birleşmiş Milletler'in ilginç bir şeyi açıklandı. Raporu ve hava sıcaklıklarının 1,5 derece artacağı, bütün dünyada artacağı yönünde bir haber var. Böyle bir şey konuşuluyor. Yine ilginç bir şey Bernie Sanders, yani Amerika'daki demokratların önemli isimlerinden bir tanesi. Şöyle bir tweet attı, gördün mü? 2015 son yılların en yüksek sıcaklığı kaydedildi. 2016 son yılların en yüksek sıcaklığı. 2017
ve 2021 kadar hep aynı şeye geliyor. Aynı şekilde haber yapılmış. Adam diyor ki daha ne zaman tedbir alacaksınız? Yani tamam böyle de ne zaman anlayacaksınız ki bu iş artık ciddi? Şu yangınlara bakıyorsun şu anda mesela. Bunun çok net bir distopya filminin içinde düşmüş gibi. Türkiye'de, Yunanistan'da, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Kaliforniya'da büyük yangınlar yine başlamış. Orası da hatta Sibirya'da falan bazı yangınlara hiç müdahale edilemiyormuş diye evet. Şey yapıyorum. Tamamen bırakılmış durumda. Devam edelim. Şimdi çok ufak bir ekleme yapayım. Bu bilim adamları diyor ki Amerika'da yine bu ortaya çıktı. Bilgisayarların yaptığı modellemeler eski verilerle olduğu için mesela işte atıyorum 80 yılında 90 yılında bunu modellemişsin. 2020'yi tahmin etmeye çalışıyorsun ve oradaki rakamlara göre hareket ediyorsun. Bilim insanları diyor ki yeni modellemeler yapmamız lazım. Bu rakamlar bizi yanıltıyor. Yani tahmin ettiğimizden durum daha kötü durumda olabilir. O yüzden bence bizim ülkemizde de bu modellemelere ve öngörü sistemlerine tekrar bir bakılmalı altyapısal olarak. Şimdi diğer haberimiz şu. Herkesin kaşları nasıl bu kadar gür olabilir? Bir New York Times makalesi. Haberden anladığımız kadarıyla TikTok sadece yiyecek ürünlerini değil, güzellik malzemelerini de aslında ya da güzellik akımlarını da trend haline getiriyor. Şimdi benim kaşlarımı çok fazla ihtiyacı yok ya da ben çok böyle kendini güzelliğe adamış bir insan değilim ama baktığımız zaman görselleri göreceğiz mi bir kaş ve kirpik modası var. Yani ipek kirpik yaptırmayanı arkadaşlıktan falan dışlıyorlar artık. Dünyada neymiş ipek kirpik nedir ya? Böyle bir şey mi yapılıyor bu? Evet, işte mesela Şeyma Subaşı'nda var. İlko başlatmıştı galiba Türkiye'de böyle bir duyulmasıyla ilgili. Ya bunları yaptırdığınız zaman Cüneyt Bey şöyle anlatayım size. Makyajı daha az yapabiliyorsunuz. Yani işte rimel kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Kirpiğiniz doğal hali aslında rimelliymiş gibi oluyor. İşte birkaç güzellik sırrı bu kadınlar için. Hani her sabah fönlü ve makyajla uyanan kadınlar vardır ya partneri onu asla makyajsız görmesin diye. Biraz da onların hayatını kolaylaştıran bir akım bu. Şimdi Amerika'da buna bakmışlar. Milyonlarca insan gerçekten bu akımın bir parçası olmuş. Bir tane görselimiz var arkadaşlar. Biraz korkutucu ama hangi boyutlara gelebiliyor bu kaş oranları? Biraz ona bakabilirsek $55 yapıyorlarmış. İşte bundan bahsediyorum. Yani artık doğallık demiyorum. Ya atıyorsun. Bu şaka herhalde. Gerçek mi bu? Hayır bu gerçek ve bu manken böyle. Yani böyle çıkmış, böyle farklılaşmış. Bu kaşları kullanıyor. Cara Delevingne diye bir manken vardı biliyorsunuz. Onun da şey yapmadığı, yer almadığı marka yok. O da kaşlarıyla zaten ünlü olmuştu. Sonuçta dünyada şu anda kaş ve kirpik çok konuşulan bir güzellik trendi. Ama ekranda gördüğümüzden uzak durun diyorum. Yani mümkün olan en doğal şekilde kalmaya çalışın. Yani suyunu çıkartmayın diyelim hani şey olarak. Yani zor. Evet bu arada bir şey daha var belki. Bugün Trendyol $1.5 milyar yeni yatırım turuyla değerlendirmesini $16.5 milyar çıkartmış ve Decacorn tanımına sahip olan ilk Türk teknoloji şirketi olmuş. Vay anasına sayın seyirciler. Bayağı yüksek bir rakam yani şeydi. Hala da gidecek evet, yolları var gibi gözüküyor. Söyle. Çinlileri yatırımcı olarak aldıkları için çok ciddi bir altyapı imkanı sağladı bu onlara. Yani bu böyle tek başına olabilecek bir şey değil. Ciddi bir operasyon, altyapı ve yatırım gerektiriyor. Zamanında bu kaynağı yaratabildikleri için bu noktaya geldiklerini görmek tabii ki de mutluluk verici. Ama Türkiye'deki Türk şirketlerinin ne kadar Türk olduğuna da aslında bir ara vaktimiz olduğunda bakmamız lazım. Beğendiremedik yani. $16.5 milyar değer olmuş. Bir sevmedin gibi yani şey yani. Sevdim. Sevdim. Neden sevdim? Nazar etme ama... ne olur. Çalış senin de olur demiş atalarımız. İnşallah Cüneyt Bey o rakamlara geliriz. Bir son bir haberimiz daha var. Çok kısa bahsedeceğim ondan. Costco nasıl bir moda devi haline geldi diye. Şimdi bir markete gidip jean pantolon ya da gömlek almak şu anda özellikle bizim yaş grubumuzda çok böyle alışık olduğumuz bir şey değil. Çünkü içerisi de böyle çok moda ile ilgili bir şey değil. Ama Costco'nun yaptığı 55 ile 75 yaş arasındaki insanları hedefleyen özellikle yıllık ücretle beraber $60 gibi bir üyelik ödüyorsunuz. Gidip oradan ekonomik fiyata kıyafet alabiliyorsunuz. Tabii ki bu süreçler fast fashion dediğimiz hızlı moda dediğimiz akımları, trendleri de yarattı. Washington Post'a göre şirket giysi ve ayakkabıda yılda 8-7 milyar dolarlık satış yapıyormuş. Ya bu hani o kadar ciddi bir rakam ki asıl işi bu olmayan bir ve özellikle bir market için Old Navy'yi... Yani bilmeyenler için burası bir market değil mi? Markette evet, kıyafet satıyorlar hiç bilmeyenler için.
Tabii yani mesela makarna alıyorsun, yağ alıyorsun, kahve alıyorsun, bir tane de pantolon alıyorsun falan gibi düşünülebilir. Şimdi Costco'yu bekleyen şöyle bir tehlike var. Artık özellikle genç kuşakta biraz daha sürdürülebilir, biraz daha uzun süre kullanılabilecekleri, daha hızlı ve dünyaya zarar veren şekilde tüketebilecekleri değil de daha sürdürülebilir ürünlere doğru kayma var. Yaş geçmesiyle beraber böyle bir şey var önlerinde, tehlike var. Ama 7 milyar doları kazandıktan sonra gerekli altyapıları da hazırlamışlardır diye düşünüyorum. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. İlginç bir şey var. Kenan şu anda şey attı bana. Nusret'in ortaklarından Mithat Erdem bir şey paylaşmış ama ekrana verelim mi vermeyelim mi, bir tereddüt halindeyim. Vermeyelim, boşver. Gerçek mi değil mi tam emin olamadım. Teşekkürler Elif'ciğim, sağ olasın. Ben teşekkür ederim yayına. Bir kez daha yaş gününü kutlarız hep beraber. Teşekkür ederim. Vermeyelim şey Kenan ekrana. Ama anladığım kadarıyla şimdi Nusret'in bir ortağı var. Teyit Şahin'in sahibi olduğu bir şey. Bir de Nusret'in kendi bir ortağı var. Sanırım aralarında bir anlaşmazlık mı var? Yok mu, bir şey görüntü paylaşmışlar, silmişler. Olay bu. Hikaye bu. Şöyle bakayım isterseniz haftanın ilk gününde neler konuşuluyor, neler tartışılıyor. Troller işbaşı yapmışlar, çalışıyorlar sağ olsunlar her zamanki gibi. YouTube'a bakıyorum. Burada da kavgalar devam ediyor. Çok yeni bir şey yok. Evet. Bugün de yayını yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Dünyanın en zengin kişisi değişmiş. Asıl bak kaçırdı Elif'i ilgilendiren haber. O sürekli zenginlerle şey yapıyor ya. Louis Vuitton'un, Moët'in, Hennessy'nin sahibi olan Bernard Arnault 198.8 milyar dolarla dünyanın en zengini olmuş. Jeff Bezos da 193 milyar. Zaten Jeff Bezos paraların yarısını eşine vermişti. Aslında Jeff Bezos şu anda en zengin sayılır. Bir anlamda. Ha diyeceksin ki bu bilginden bize ne kardeşim? Bize bir şey var mı faydası? Yok yani. Evet. Bazı bilgiler böyle. Sabun köpüğü. Mesela artık köpeğinizle karşılıklı fermente Arap suyu içebiliyor musunuz? Böyle bir şey varmış. Amerikalı bir bira markası. Köpeklere özel bira üretmiş adamlar. Çağırıyorsun, gel abicim bir dertleşelim şöyle diyorsun. Oturuyorsun köpeğinle karşılıklı şey yapıyorsun. Anlat. Nedir sizin oralarda durum? Diyorsun yani. Peki. Kenan çok sevdi bu Nusret haberini. Onun üzerine yürüyor oradan da. Dur abicim bilmiyoruz ne oldu ne bittiğini. Bir bakalım ondan sonra şey yapalım. Yeni bilgelerdeyim. Yolunuz buraya düşerse bir bakın. Selçuk'ta şahane bir yer. Türkiye'de az bulunan nadir alanlardan bir tanesi. Bugünlük benden bu kadar. Yarın başka bir yerde olacağım. Dolaşıyoruz. Gezelim görelim. Öyle bir program vardı ya. Gez gez Türkiye. Cüneyt yolda. Artık ne derseniz yani. Hani. Yarın yepyeni sürpriz bir yerden karşınıza çıkacağım. Şimdi söylemeyeyim. Heyecan yaratmayayım. Ege'deyim ama. Orta Ege. İzmir ve civarındayım. Yeni bir yayında buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.